Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, çay da içebilirsiniz. Bardağınız da var, koyun. Yani bir ders ortamı değil, bir böyle atölye çalışması. Bak içebilirsin değil mi? Bak ben de içeceğim. Çünkü mirim halinde bir şey çalan, başkalarınca çalmasına da göz yummak zorundadır. Tersi kaynatacağız ki umurlar. Biz rahat içelim değil mi? Evet, tamam. Haber ver. Biz rahat edemeyiz yoksa. Çünkü kardeş ancak yetişiyoruz tamam mı? Uzak olduğu için. Şimdi bir çay koy. Şey rahat olacaksın da böyle atölye yani. Bir cemaate hitap eden bir ders değil ki. Cemaat olmaz yani. Tamam mı? İhtisastır. Size çok emniyet veriyor. Biz zaten kendi aramızda konuştuk. Yukarıda yaptığın ders gibi olmuyor buradaki. Yukarıda bu yukarıdaki biraz daha böyle cemaate hitap ediyorsun burada ama ders yapmayı öğretiyorsun. Yani belli oluyor zaten arasındaki evet. Fark. Tabii siz şeysiniz ya ders yapan, ilgilenen insanlarsınız ya. Sen ne istiyorsun ya? Şey böyle konuşulacaksa... Hayır. Sen şey yap. Şimdi kardeşim siz cemaatle ilgileniyorsunuz. Yani gençlerle ilgileniyorsunuz. Adam yetiştiriyorsunuz. Zannediyor musunuz ki adam yetiştiriyorsunuz? Adam oluyoruz. Ben yaparken ben yetişiyorum. Sen yaparken sen yetişiyorsun. Niye nur talebelerin imansız gitmeyecekler kabire? Çünkü imanı, iman hizmetiyle meşgul olanlar imanı mahfuz kalıyor. Mesela Allah peygamberi millet anlatan o anda azze geliyor. Ecel gelince Allah peygamber derken gittin işte. Yani bir de bu derslerle ilgili bir teklifim bahsedebilir miyim mesela? Biz de şimdi tabii önümüzde Hasan abinin Zeytinburnu'dayken derslerine katılıyoruz. İşte hani nöbete gidiyoruz vesaire. Ama tabii bir yanda o dersin, o ilmin tezahürünü kendi üzerimizde göremeyince insanda bir yeis oluyor. Yani o da ders dinliyoruz filan. Bizim de Hasan abi gibi olmamız lazım. Ortaya bakıyorsun böyle bir malzeme yok. Sanki dersi dinlemeye gerek yokmuş gibi şeytan vesvese veriyor. Ama bir buğday bile 6 ayda yetişiyor. Bu alınan ilimler de toprak altında nevşinema buluyor. Belli bir zaman sonra toprağı yırtıp üzerine çıkacak. Ama şimdiden onu beklersek bu sefer neticesiz gibi görünür. Neyse olur. Allah razı olsun. Evet, gözükmüyor ama perde altında bir inkişafı var. Yarın bir gün hani kürsüye, cemaat önüne çıktığımızda bir ders olması ikinci derste ve üçüncü derste o inkişaf edecek. Çünkü içinde ne varsa dışarıya çıkar. Evet. Yavaş yavaş o ruhta. Şimdi ruhun 4 tane asası var. Onu bir göstereyim. Hani vardı ya. İlk önce isterseniz bir şeceri hilkati gösterelim. Gayb resimler nerede? Bak şeceri hilkat yapalım. Orada hani nerede olduğumuzu bir bakalım ki nereye gideceğimiz belli olsun. Şeceri hilkat da göstereyim. Nerede şeceri hilkat? Üst abi. Şimdi şeceri hilkatımız şu. Bitiyor değil mi? Bakın arkadaşlar, şöyle bir yukarıdan, şöyle çıktıktan sonra büyüteceğim. Şimdi bu şeceri hilkat haritası, bunun hakkında ezeli ve ebedi, Allah'tan başka hiç kimse masum olduğu yer, hiç kimse bilmeyecek. Peygamberimizin dediği gibi, Ya Rabbi en iyi kendini bilen yine sensin denilen ama bu. Bu bilinmeyecek. Yok. Şimdi Allah hakkında... Allah'ın subutu sıfatlar konuşuyoruz ya işte görmesi var, hayatı var, sen var, basar. Bunlar sıfattır. Sıfat ne demek? Mesela ses benim sıfatımdır. Koku benim sıfatımdır. Gölge benim sıfatımdır. Görüntüm benim sıfatımdır. Asıldan dışarıya gözüken, asıl değil. Mesela sen sesim bendendir. Ama ben değil. Allah'ın hayatı sıfattır. Düşün kendisine. Anladık mı abi?
Allah'ın sıbuti sıfattır, sıfattır, asıl değil. Mesela Bismillahirrahmanirrahim veya Lehül Esma'ül Hüsna, bütün güzel isimler onundur. İsim Allah değildir. Yani masadakiler Hasan'ındır, Hasan'ındır ama Hasan değildir. İsimler Allah'ındır, masadakiler Hasan'ındır gibi. Hani bizim o okuduğumuz Allah hakkındaki bilgilerimiz var ya, Besmele'deki, Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah denilen esmanın içindeyiz. Daha bu esma sıfat da değil o Allah ismi. O Allah zaten işaret edemez, zat değil. Ne bildiyorsak bunlar daha esma üstte de zanlarımız. Bu sıfattaki Allah değil ha, esmadaki Allah bu. Sıfattaki Allah sen basar, hayat, görme, Allah'ın sıfatıdır. E sıfatı demek balık kokusu. Bir hayal eder misiniz abi balık saydım? Ha, ettik mi abi? Balık koku, bir de kokusunu düşünün. Balık kokusu pişiriyoruz. Ömründe hiç balık görmemiş. Kokuyu almış. Balığın cinsini, tipini, tadını, rengini, içsel yapısını, kemini hayal edebilir mi? Kokuyla. Değil mi? Yok. Ha. Sen basar Allah'ın böyle bir sıfatı. Balık kokusu nasılsa. Benim sesim. Benim sesim. Yani benim kokum. Ya bir şey kokuyor falan. Sen bir şey... Yani beni görmese ama kokumu duysa. Benim ruhsal yapımı ne kadar anlar? Beni görmediği halde. Ha, subuti sıfatlı Allah'a böyledir. Sonra şunat-ı zatiye, şefkat, muhabbet, surur, sevk, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese. Şefkat nedir bilmiyoruz ki. Şefkat diyoruz ama içini dolduramamışız. Bir Allah'ın kulu da çıkıp da dolduramaz da zaten. Yani onun hakkında bir şeyler deriz de doldurma değil o. Tanımlama işaretidir. Şefkat. Kullanırız ama ne olduğunu bilmeyiz. Muhabbeti kullanırız ama içini bilmiyoruz. Peki mahiyet-i zatı hakkında bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Bak yukarıda aşağıda yukarıya gittim dikkat ederseniz. Bak şuradan. Şu sıfatı görüyor musunuz? Bak şu. Bak şu. Burada yukarıya çıktım. Şunlarda çıktım. Zat. Zat hakkında hiçbir şey yok bizde. Bizde yok. Şunlattan bize var. Gördünüz. Latifelerdir bizim. Latifelerimizin menba şunattır. Sıfatlarımızın kaynağı sıfatlardır. Bizdeki cilve, cemal, nakış, esma. Bizde nasıl gözüküyordu? Dört şekilde. Cilve, cemal, nakış, sanat. Tamam. Esma böyle gözüküyor. Sıfat nasıl gözüküyordu? Duygular vasıtasıyla gözüküyor. Bir daha çıkayım abi. Bu çok önemli. Bunu not alabilirsiniz. Mahiyet-i zatı hakkında bizde bir karşılığı yok. Tamam. Şu anda bileceğiniz yok. Sizin bileceğiniz yok. Öyle bir karşılık yok. Şunat-ı zatiyede bizdeki karşılıkları unutmayın. Latifelerdir. Sıfatın bizdeki karşılıkları mesela subuti sıfatlar var, zati sıfatlar var. Bizi oluşturan, bizi meydana getiren. Mesela bunları şöyle bir şablon olarak yazsak bizdeki karşılıkları diye çok güzel bir çalışma çıkar. Öyle mi? Yani bir not alırız. Yok o şöyle yapayım. Şunat-ı zatiyenin keşke getirseydim ya şey yani. Kalem başka yok değil mi? Kalemimiz var bizim arkadaşlar. Versin. Yazıyor mu? Kullanıyor mu içeride? Kullanıyorsa dokunma. O zaman şunla devam edelim. Tam tepki edelim. Bizdeki karşılıkları
latifelerimizdir. Sıfat-ı zatiye ve zatiye tek tek girmeyeyim ki detay olmasın yani. Sıfat-ı zatiye başka bir şey yapar bize. Sıfat-ı subuti bir şey yapar ama komplesine bir şey söylemeye çalışacağım. Sıfat-ı subutiyelerin bizdeki karşılıkları varlığımızı meydan varlığımız ve duygularımız. Yani sıfat-ı zatî varlığımızı şey yapar. Mesela Allah sıfatı zatiyede hiçbir şeye benzemez. Kıyası bi nefsihi, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun havadis ağlarız. Ama kullanıyor muydu o? Yok abi. Ağlar için işimiz görürüz. Ha tamam. Şimdi şu ikisi bak Allah hiçbir şeye benzemez. Biz varlığın hiçbir şeyine benzemeyiz. Oradan geliyor. Tamam mı? Muhalefetun lil havadis. Yani ne demek? Hiçbir şeye muhtaç değil. Muhtaç değil. Yani insan kendisini inşa etmek adına varlıktan bir muhtaç değil. Ancak vacibül vücuda muhtaç, kendini kendisiyle inşa eder. Tamam. Mesela kıdem veya beka, yani varlık onunla durur. Değil mi? İnsanla varlık durur. İnsanı çekip çıkarın, varlık olmaz. Mesela okuz için bir gül ile bir yonca ot farkı var mı? Bir kedi için bir muhabbet kuşu, o güzelim harika sanat değil mi? Desen ve boya, tavus kuşu. Bir balık kafası kopmuş bir et parçası ile kedi için farkı var mı? Yok. Demek ki varlığın güzelliği, varlığın devamının kayyumudur. İnsanın kendisi. İnsandır. Hiç kimseye benzememesi, insanız ama herkes müstakildir. Hepimiz Allahu Ehad tecellisi. Yani fert ismi seninle senin dünyan ayakta durur. Bu subuti şey sıfatı zatiyeyi anlattım. Şimdi subuti sıfatı anlatayım. Balık misali verdim ya. Balık en çok yani kendimden versem şey olacak. Balık kokusu ömründe balık görmemiş. Kokuyla tipini, rengini, tadını, özelliğini bilemez. Ha, subutu sıfatta sen, basar, kelam, ilim, kudret, hayat, irade. Bu sıfattır. Balık kokusu balıkta ne kadar farklı? Gölge aslında ne kadar farklı? Benim kelamım elsinetikum ve elvanikum. Lisanım ve simam. Aslın dışa vuruşu. Subutu sıfatta aslından böyledir. Dolayısıyla sen basar hayat Allah'ın sıfatıdır. Zatı değil. Hayat zatı değilse zat nedir? Korkunç bir şey. Bir anlıyor musun? Düşünen insanın için söylüyorum. Şimdi balığı ortadan kaldırırsanız balık koku olur mu? Ha, aslı ortadan kaldırırsanız yani sıfatla cevher arasındaki fark nedir diye sorulursa, ben kendime sordum bunu. Sıfatla asıl. Sıfat asla bağlı. Mesela asıl yoksa gölge yoktur. Ben yoksam benim sesim yoktur. Beni ortadan kaldırın sesim yoktur. Beni ortadan kaldırın görüntüm yok.
O sıfattır işte. Allah'ın arka tarafını kaldırırsanız sübutu sıfatta hayat yok. Hayat sıfattır. Arkaya göre hayat sıfattır. Asıl değil. Önüne doğru asıldır. Mesela Esma'da Muhi var. O da hayat veriyor. Hasan abi şöyle de uygun olur mu? Şimdi bu tezahürleri bildikten, gördükten sonra, hani tanıdıktan sonra hani zatını bilmemize bizim gerek yok. Zaten gerek anlayamayız yok. Da. Zaten öyle diyor. Ama bizim onu tanıyabilmemiz için bunlar lazım. Hani ben diyelim ki senin Hasan abi işte şefkatlidir, merhametlidir, işte şöyledir, işte görür, duyar, şöyle böyle. Yani senin bütün bu özelliklerini bilmem ama senin iç mahiyetini bilemem ben mesela. İçlerindeki şey ruhsal yapını vesaireni bilemem ama senin ruhsal yapın zaten dışarıya aksediyor. Ruhsal yapın iyi olduğu için de bir şey aksetmiş. Ha işte bu benim şimdi onun içerisine girememem yani hani girmeme de gerek yok. Zaten evet. Dışarıya çıkmış o. Evet. Dışarıya çıkan bir tamamı aynı değil. Mesela subut-i sıfat zat-ı sıfatta. Sıfatın komplesi şuunatta. Şuunat zattan çıkmış ama zat belli. Zaten bize lazım değil. Zaten düşünmeyin dedi. Şimdi ben sıfatlar dışa vuruşlar şimdi. Şimdi sıfatı subutiye de fazla durdum. Allah'ın hayatı şuurata göre sıfattır. Dışa vuruştur. Asıl değil. Esma'ya göre asıldır. Şunu kastediyorum. Şunu arkadaşlar bak. Mahiyet-i zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat, esma, nur-u Muhammedi. Tamam abiler. Şimdi şu bu resim olunca daha güzel anlaşılır. Bak abi, Said. Bu dışa vuruştur. Bunun. Tamam mı Mücahit? Bu da bunun dışa vuruşudur. Bu özdür bunun. Tamam. Şimdi bu bunun dışa vuruşudur. Bu da bunun dışa vuruşudur. Bak bu özdür. Bir hiçbir yerin dışa vuruşu değil. Bu buna göre sıfattır. Bu buna. Bak bu buna göre bu sıfattır. Buna göre bu sıfattır. Buna göre bu sıfattır. Terse gidiyorum. Buna göre bu asıldır. Buna göre bu asıldır. Buna göre bu asıldır. Buna göre bu asıldır. Durduğunuz yer. Peki sıfat-ı subutiyeden hayat var. Hayat, hal. Sıfattır. Esma'da ne var? Muhi. O da esma. Şimdi Muhi'nin aslı hay sıfatıdır. Muhyi gölgedir. Haya göre. Tamam mı? Bir önceki sıfatın gölgesi oluyor. Gölgesi oluyor. Şimdi mesela dedi ki sıfat bizde duygular olarak gözükür. Esma bizde dört tane şey. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ama bir de işaret edeceğiz de şey diyor, sıfata delalet eden isimler diyor. Evet. Onu nereye koyabiliriz? O şimdi gene o ismi azamlar o. Zaten şey işaret eder. Mesela üç tane isim var. Şuraya koyuyorsun. Esma-i Hüsnalar var. Esma-i Fiiliye var. Esma-i Zatiye var. Onlar Esma-i Zatiye. Mesela Allah, Samet gibi isimler. Benim çok dikti. Rahim'i de ona koydu. Sıfata delalet eden. Şimdi öyle bir şey olunca ortaya da şu çıkıyor. Şimdi hesaba çekme anda şefkati onun sıfatı gibi. Sıfatı değil yani sıfatı olursa tam sıfattır dersen artık affedilmeyecek hiçbir şey kalmaması gerekiyor. Ama sıfata delalet eden deyince de yani o derece bir azami tecellisi olacak ki cehenneme girmek için insanın bayağı şartları zorlaması gerekecek. Müslümanadır biliyor musun o rahim? Kafire tecelli etmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peki Rahman, kafir mümin fark etmeden tecelli eden Allah. Rahim ise kendisine iman edenlere iman ettiğiyle, dünyada var ya, iman ettikleriyle besliyor. Şimdi biz Allah'a iman ettik mi? Ettik. Onunla beslenmiyor muyuz? Ahirete iman ettik.
besleniyoruz. Delilimiz nedir? Bela ve musibet, kanser gelince ahirete iman imdadımıza yetişiyor. Beka istiyoruz, evet istiyoruz. İnsan malmülk istiyor. Ondan sonra zevce istiyor. Çok istiyor. Her şeyi çok istiyor. Ne diyorsun? Nasıl dayanıyorsun hadisele? Diyorsun ki ahirette var. Daha iyisi var. Ha. Dolayısıyla rahim kendisine iman edenlere iman ettikleri için dünyada onunla besliyor. Ahirette onlara tecelli edecek. Rahim kafirleri yok. Rahman var. Rahman var. Şimdi o zaman kafirlere de tecelli. Eğer sıfat açıksaydı kafirlerde de ayakta var. Olmuyor o zaman. Kafirlere de şamil olur. Zata baktığı için zatı inkar ettiğimlere mesela rahim o kadar cami ki zata bakıyor. Allah o kadar cami ki zata bakıyor. Samet o kadar cami ki Esma-i Fiili değil mesela. Gaffar diyor. Mesela Şafi diyor. Esma-i Fiili'ye. Yani dışarı vurmuş. Zatı inkar ettikleri için zata işaret eden Esma'ya mazhar değiller kafirler. Ama Esma'sını inkar etmiyorlar. O zaman Esma tecelli. Elma yiyor. Ha? Şimdi Esma tasnifi falan mı? Yaptı tabii. Tabii şacır. Aa burada da görüyor musun bak? Biraz çıkartayım. En azından kaba tasnifi şöyle yapayım. Kaba tasnifi derken burada detay olmadan sana bak Esma-i Zatiye görüyor musun kırmızı? Evet. Sonra Esma-i Zatiye var abi. Sonra Esma-i İla Fiiliye var. Bak şacır şurkası koymuş. Bütün isimlerle diyorum. Ha onu altına koysan. Orada olmaz harif oldu. Yok orada olmaz. Var var. Ayrı olarak var mı yoksa var, var. Böyle bir çalışma var. Yapalım mı biz? Siz de gene bir yapın daha iyi olur. Tamam. He, biz daha ödevimiz olsun. He, ödeviniz evet. Olsun. Yani Esma-i Hüsna nedir? Esma-i Fiiliye nedir? Esma-i Zatiye nedir? Evet onlar. Ama ben orada kargas koydum. Yani üçü de ayrıdır. Sakın ha. Rahman, Rahim'le ne kadar farklıysa. Mesela Allah ile Rahman, Emir daha ikide anlatır. Zaten işaret ediyor. Onun için mesela rahim konulabiliyor ama bir insana Allah konulamıyor isim olarak. Evet. Yani şimdi şunat-ı zatiyenin bizdeki karşılıkları latifelerimiz. Sıfat-ı zatiyenin bizdeki karşılıkları biraz önce anlattığım kıdem beka o. Sıfat-ı subitinin bizdeki karşılığı yani birincisine sıfat-ı zatiye varlığımız dedim. Sıfat-ı subutiye şöyle yapayım. Bizdeki karşılığı duygularımız. Tamam mı? Şunu siliyorum. Şurayı. Son çekirdeği sıfatı mesela ağaç oluyor değil mi abi? Ağacın aslı da çekirdek oluyor. Evet, evet. Evet, evet. Çekirdeğin aslı dersek orada istop eder. Yok. Orada da çekirdek dediğin evamir tekviniyedir. O evamir tekvini de istop ediyorsun. Esma. Başka yok. Yok şey açısından dedim. Hani cenab- mevcudatta. Ama, ha tabi orada istop ediyoruz. Hani sebep var mı? Yok. Mesela ağacın sebebi çekirdek. Çekirdeğin sebebi var mı? Yok. Ama çekirdekten kastın karbon, nitrojen, azot, oksijen madde ise değil. Program. Programı kim yazacak? Hadi bu ağaç ama ilk başa geldiğin zaman kainat, güneş, güneşten kopmuş bir parça dünya. Konduğu zaman o çekirdeği Allah ağaçtan çekirdeği değil de ilk çekirdekten yaratmış. Kanun aynı her şeyde işliyor. Tavuktan mı Allah yumurtayı çıkarmış, yumurtadan mı tavuk çıkarmış? Hemen aklınız bak nereye gidecek. Allah bu kainatı yaratmadan önce kainat ağacından insanı mı yarattı? Çekirdekten mi kainat yarattı? Çekirdekten. Hangi çekirdekten yarattı? Nur-u Muhammediye çekirdeğinden şecere demiş ağaç. Kainat ağacını çıkarmış. Allah'ın adeti nedir? Çekirdekten ağaç yaratmak var. İlk önce Nur-u Muhammediye çekirdeğinden kainat yarattı. Aynı kanun dünyada da caridir. Ağaçtan çekirdek yaratmamış, çekirdekten ağaç yaratmış. Çünkü Ustad Yemiç'in sözde diyor ki insan bir çekirdeğe benzer. İnsan kainattan daha önce. Evet, kainattan önce olduğu için. Tavuk yumurtadan mı çıkmış oluyor? He? Tavuk yumurtadan mı çıkmış oluyorsun? Yumurtadan çıktı evet. Mesela şu. Ne dedim biraz önce? Ha, eğer kainattan sonra insan olsaydı insan kainatın neticesi olur kafamız allak bullak olurdu. Oysa insan kainattan öncedir.
Peki delilimiz nedir? Kainata benzemiyor. Kainat insanın neticesi. Evet, kainat insanın açılımıdır. Çünkü kainat insanın. Evet, yani şu, şuraya gelip ezber olmasın. Allah var iken hiçbir şey yok da bak şurayı yapıyorum. Efendim şurayı. Şu görüyor musunuz şu? Evet. Şu nuru Muhammedi'dir. Şu. Ondan sonra Allah buradan şu çekildi, şunları yarattı. İşte Kab-ı Kavsi'ni yarattı. Arşı yarattı. İşte Arş-ı Azam'ı. Buradayız hala. Bugün inşallah bitireceğim bir tane. Levh-i Mahfuz'u yarattı ondan sonra. Sonra Arş'ı yarattı. Siddet-i Muntaha'yı yarattı. Çene çene vesaire. Şimdi ben Esma'yı da yazayım. Buraya geçelim. Şimdi Esma'yı da yazayım. Esma'nın bizdeki karşılığı Esma'ların bizdeki karşılıkları 1, 2, 3, 4 cilve, cema, nakış, sanat. Tamam. Peki aşağı indik, Esma'dan aşağı indik. Esma'dan aşağı ne vardı? Nur Muhammed'i. Ha, o Nur-u Muhammedi, Muhammedi aleyhissalatü vesselam, yani mecun, bu çekirdeğin adıdır, bu alemsiz alemin adıdır, mekansız mekan. Bu çekirdeğin adıdır, bu mecul denilen şu, onu yazarken de bakın. Şu iki çizgi görüyor musunuz? Bak şu esma çizgisiyle şu Kab-ı Kavsi'nin çizgisi. İçer bir elma gibi bir şey var. Ha. O Nur-u Muhammedi'dir. O mekansız mekan. Mecud dediğimiz şey alemler yaratılmamış. Yani arştır, küstür. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah varken hiçbir şey yok. Nur-u Muhammedi var. Bu da bir yerde olacak yani sonuçta. Bu başa. Yersiz, yer yok. Ona mecul diyoruz. He, mecul diyoruz. Onu mecul olarak isimlendiriyoruz. Evet. Ne oldu da mecul. Bir mecul. Mecul olduğu için mecul. Evet. Mecul olduğu için meculdur. Şimdi şey yok yani alem yok. Bunu kuracak alem yok. Yok. Mahluk desen de Halik desen yine değil. Değil. Ya bu sefer ne? Dedi. Ha şöyle dedi. Şu. Halik değil. Mahluk dedi. Evet. Bunun adı berzaktır. Mesela örnek vereyim. Dünya var. Ahiret var. Kabir nedir? Alemi berzaktır. Dünya mıdır? Hayır. Aynen. Ahiret mi? Değildir. Ahiret ne zaman başlar? Kıyamet koptuktan sonra. Eylemde göstereyim. Kadının karnındaki çocuk. Dünyalı mıdır? Ahiret mi? Gayetli midir? Hayır. Kaç bu? Bacım kaç gün? Ne kadarlık? 9 aylık diyor. Doğuruyor. Ne kadar? Bir günlük. Hani 9 aylıktı biraz önce. Tekrar düştü. He nasıl 9 ay sıfırlandı? Burada mı buralı değil? Ha, insanın ruhu da bedende annenin karnındaki çocuk burada ama buralı değil. İnsanın bedeni de burada ama bedende ruh ama buralı değil. Ruh. Annenin karnındaki çocuk nasılsa bedendeki ruh da öyledir. Anneye benziyor mu çocuk? Ben erkek çocuk. Annededir ama anne değildir. Buradadır, buradadır ama buralı değildir. Güzel. Annenin karnındaki çocuk nasılsa? Ha, bedendeki ruh da o öyledir. Ne aynıdır ne gayrıdır. Yani hatta şöyle denilir. Kaç aylıktır dedim bir daha tekrar 9 ay. Bir hafta sonra doğurdu. Ne kadar bacım dedim 3 günlük hocam. Lan hani 9 aylıktı. Nasıl sıfırlandı? Buralı değil. Ama burada. Nasıl oluyor? Anne karnında çocuk nasıl oluyorsa, odunun içerisinde nur duman nasıl oluyorsa, benim içimde dışarıya ses çıkıyor. İçimde ses yok. İçimde ses yok. Sesi dışarıda benim. Nerede? İçeride ses yok ki. İstediğim zaman çıkıyor. Nerede? Bir yer gösteremez. Sesin başı yok. Yani çıkartmak istediğim zaman yaratılıyor. Yok yani. İçeride ses yok. Ses yok. İşte düşünmüyormuş Mustafa. Ses nerede? Yok ki. Başka şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Kaç yaşındasın abim? 18. 17 senen nerede?
Sendeki bir nusa var, bilgi, hatırladın. O senin geçmişin değil. O geçmiş nusan, oku kitabını denilecek abone. O senin hafızandaki, o fotokopisi, yani nisbi ve itibari emirler. Hatırladın. Senin kocaman bir 17 senen var. Nerede? Neredeyse geleceğin de oradadır. Geçmişin neredeyse geleceğin de oradadır. Ne kadar ezber yaşıyoruz. Hani geçmişimiz vardı? Nerede? Geçmişimizi gösteremiyoruz. Geçmişimizin sahibi Allah nerede diye soruyoruz. Allah nerede? Geçmişim neredeyse. Dönüyor dolaşıyor, aynı yere geliyoruz. Anladın mı? Yani acayibiz, garayibiz. Tuhafız. Peki, bunu bizdeki karşı? Bir kemalat alıp aynı noktaya dönüyor sana, değil mi? Mekan olarak aynı yere geliyor. Sadece dünyaya inip bir kemalat alıyor. Peki, hazır mısın bir şey anlatacağım? Beni, bütün organlarımı, her şeyi boşalt. Hani kuş yakalıyorlardı, içini boşaltıyorlar, dolduruyorlar. Benim saçımın her kılını da içini boşalttı. Boş mu abi? Hayal et. Saçlarım böyle dikilmiş. Tamam mı? Böyle yapayım ki atılayım. Tamam abi. Bu çok önemli bir şanlık. Tefekkürüm benim. Saçları içi boş. Tünel gibi ya böyle. İçi boş olsun. Tamam mı abi? Ben. İnce bir karton plak gibi şey olsun. Satih olsun. Kalın olmasın. Vurduğun zaman ses yapsın. Ufak. Böyle bir kalıp. Benim. Ay benim. Şu anda ben olan ben karıncanın onda birini, yüzde birini yapın. Ufalt. Tamam mı? Ufalttınız mı? İçime koyun. İçi boş ya. Saçlarım bile bu kadar. Boş. Şimdi bu içerideki karınca, yani beni, şu anda ben olanı iki tane yaptım. Bir kutuyu. Bir de karıncanın on, yüzde biri kadar ufalttı beni. Sait, girdim içeride. Şimdi dolaşıyorum. Nerede olduğunu bilir mi? Karınca. Yes. Bazı yerleri görüyorum. Olan tünellerden geçtim. Mağaralardan geçtim. Denizler vardı. Okyanuslar vardı. Tamam. Göz okyanus der. Kulağa. Ne uhutay ya. Karıncanın on, yüzde biri ufalmış. Bu vücutta dolaşıyor. Peki karınca dese ki sen neredesin? Ben bendeyim. Doğru mu? Doğru. Buna ne denilir? Fihi mafi. İçim dışımda, dışım içinde. Mesela bak, çekirdek ne diyor biliyor musun ağacın altındaki çekirdek? İçim dışımda. Öyle mi? Meyvedeki çekirdek ne diyor? Dışım içimde. Tamam, bir daha. Kökteki çekirdek diyor ki içim dışımda. Meyvedeki çekirdeğe koyuyoruz pergeli. Dışım içimde. Peki kökteki çekirdek de meyvedeki çekirdek nedir? Ne aynıdır ne gayet? İkisi de aynıdır. İkisi aynı ama farklı konuşuyorlar. Bir tanesi diyor ki içim dışımda, ötekisi dışım içimde. Hangisi ise ikisi de sensin, ikisi de doğrudur. Aynı onun gibi karıncayı 100 defa küçült. Karıncanın küçültülmüş ben. Bu benim içine koydum. O karınca benim, bu büyük de benim. O karıncaya sorsalar, sen neredesin? Ben, bendeyim. Bunu Ceylan abi şöyle misal vermiş. Dışarıdan baktığınız zaman diyor, araba insan şoförü götürüyor. İçeriye girin, şoför arabayı götürüyor. Değil mi? İçeride öyle. Arabayı görmediği için. Şimdi banda birkaç defa namazda oldu. Çok bahsedince de kayboldu herhalde. Şöyle dururken bu cesedin içinde karıncanın 100 katı kadar ufaldım. Şöyle hani bir yaramaz çocuk dolaşır evlerde çatılara girer ya, deliklerden pencere, hey anne baba abla falan bağırır ya. Böyle aynı böyle büyük, ben karıncam bin tane şey küçük. Şu ağız bir delik. Çocuk bakıyor ya, bir buradan gözden bakıyor. Göz değil ama bir büyük yer düşün. Delikten bakar, bazı yerden bağırır, haylazlık yapar.
aynı bu binanın içinde benim, tamam mı? Böyle dolaşıyorum, o ağızdan ben konuşuyorum yani. Oradan bağırıyorum, bu değil yani ben. Bu değil. Bu oynuyor zaten. Siz zaten oynayanı görüyorsunuz. Ben ne sesim, ne ağzım. Tamam mı? Arkadan öyle tuhafım ki, yani garip gelmiyor mu bazen böyle yatarken? Bunlar benim yani. Yani bu zaman çoktu, şimdi garibime gidiyor. Yani bunun nasıl benim yani? Yani kabullenmek o kadar zor değil, bu benim. Yani hiç tuhafınıza gelmiyor mu? Bu benim ha, benim. Yani benim. Yani böyle içeriye girdim Sait, Ömer. Böyle içeriden konuşuyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu değil. Burada gözüküyor hoparlör olarak gördüm bunu. Şunu. Hoparlör. Biliriz ki hoparlörden ses çıkıyor ama hani orada tezahür ediyor. Konuşan orası değil. Bu içi boş. İçeride bir başka bebeğim var. O oldum. Aniden oldum namazda. O kadar kalbime gitti ki. Tuhaf yani her şey. Hayır. Peki nedir onun? Şimdi bu bendim. Karınca kadar ikinci ben. Şimdi ne olur? Şu cesedimi kainat kadar büyüttüm. O karınca ben oldum. Kainat büyük insan. Şu andaki ben karıncanın 1000 katı küçük ben. Ha, şu anda biz neredeyiz? Senin şeyine konu geldi. Ben değil. Muhyiddin Arabi bunu keşfetmiş. Yani haletimi ben. Haletimle söylüyorum. Nünker Mekke demiş ki ben Rabbuke, ben Nebiyke. Yani ben Rabbuke deyince soru sormuşlar. Soru sormuşlar, demiş ki Muhyiddin Arabi şöyle demiş. Biz bizdeydik. Yani içerideki küçük adamla büyük adam. Yani küçük adam diyor ki biz bizdeydik zaten. Biz bize geldik zaten. Sen de benim dışa vuruşumsun meleği diyor. Bizi bizden mi sorarlar? Sen benim zaten diyor. Sen benim, ben senin. Bizi bizden mi sorarlar diyor. Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bize mi sorarlar? Melek ne demiş orada biliyor musun? Ne demiş? Manyak bu demiş. Zaten cennete getirin başımıza bela olmasın. O Allah'a durmuş. Hikmeti keşfe kubur görmüş. Cenab-ı Hak Rab. Ya Rabbi demiş. Şey yapmışlar, durmuşlar. Bir şey anlamadık dedi. Hikmet lisani ile ve keşfe kubur eyle keşfetmiş. Diyor ki o yaşarken de anlaşılmıyordu. Ne dediğini bırak. Allah o kadar tatlı bir şey yani. Ne yaptı? Ne diyor ha? Tam cicini çıkarana kadar hesabını sorup demiyor Allah. Ya o kadar. Allah'ı zaten tanısak zaten belki de ibadeti terk eder insan. Tövbe bana geliyor. Yani ama şu ayeti de kafamıza topa vuruyor. Allah'ın rahmetine güvendirip ibadeti terk ettirmesin ha. O şeytan yapar diyor. Bu da şey, yani haf vereceği denge tutmak lazım. O zaman biz bir dedik. Şimdi sen diyorsun yani bizim sesimiz nereden geliyor belli evet. Değil. Üstad 29. mektupta şey diyor zaten. Vücudunda Adem, Adem'in de vücudu vardır diyor. Görüyor musun Mücahit? Şu cümleyi koyduğun yere bak. Vallahi tebrik ediyorum. Millet der ki harika bir misal. Ben bu hatırıma gelmezdi. Derdi ki Adem'in de vücudunda Adem var. Nasıl izah edeceksin? Aha, ses dışarıda ama içeride ses yok. Adem'in de vücut var. Ses vücuttur. Vallahi tebrik ediyorum. Yaz onu, ben alacağım onu sen. Ama bu yerde kullanmak. Ya o cümleyi biliyorum ben de. Ama burada bu misal yapmak onu. Burada kullanmak. Siyak sigmat bu. Esprisi orada zaten. Hatırlatıntıncı iyi. Bu olayda kullanıldığı harika oldu. Vücudunda Adem. Adem'in de vücut var. Mesela vücudunda Adem. Ses yaptım. Nerede? Adem. Adem'in de vücut var. Yok ses, seks çıktı. Güzel bir misal. Maşallah. Evet. Yaz. Hakikaten harika bir misal. Şimdi... Bu arada Murat. Meyvede vermeye başladı yani. Bizim çekirdekler ufaktan. Ama harika, ne ufak ya. Çok harika bir misal var. Bu düşünen insanlar için fevkalade bir misal. Hal bu misal da zor. Bunu Allah ilham etsin.
O, o da bilmiyor kadar yok. Ne kadar ciddi bir manayı var. Yok abi, şimdi anlaşıldı zaten. O zaman belki bilmiyordu var da ama. Şimdi anladım. Şimdi anlaşıldı. Evet. O kadar, evet, inanın bana çok ilginç, ilginç. Şimdi doldur doldur. Nur-u Muhammed'in aleyhissalatü meçhulun bizdeki karşılığı ne olabilir? Hadi. Enem. Kim dedi? Doktor mu? Enem. Enem nüfusa çok katıldığı için. Enem. Peki, mahluk olduğu, şurayı görüyor musunuz tahtayı? Mahluk, görüyor musunuz? Ha, kalp kalpse, glaf-ı latif bir bedeni misali var, ruhun. Tamam, glaf-ı latife gireceğiz. Ruhun bizdeki, o şeceri fikrattaki bizdeki karşılığın aşağısı. Şöyle diyeyim, şeceri filkatteki, istersen şey yapalım çocuklar. Çocukların da şeyi de bana veledi gibi geliyor. Bir cep tarafımıza kızarım. O kapıyı şey yapsanız, çocuğun sesinden hoşuma gidiyor da kapı sesi şey. Yağlarsanız çok güzel olurdu. Çünkü bu insan sesi gürültü değil. Hele kurstaki çocuklar var ya, işte gürültü. O rahmet ilahi. Ben imamlık yaparken almaya da bana bağırıyorlardı. Yaşlılar çocuklara bağırıyorlardı. Bir gün dedim ki bir camide çocuk sesi yoksa neslimiz tükenmiş demektir. İnan. Bak o gençlerin çocukların koşuyor. Bana o kadar hoşuma geliyor ki. İnan. Yani o kapının yallamayı olsa açalım. Şeceri hikattaki arşın azamın bizdeki karşılığı ruh. Harika. Ruh. Lef-i mahfuzun, lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı akıl, dima. Harika. Dima ama toplumsal ona nispet edilmiş. Bunu da akıl parantezinde yazayım. Akıl değil yani de. Akıl olursa çok yanlış olur. Yedi birinden bir birim. Akıl olmaz da. Dima. Başka çaremiz yok yani. Bu arada soğudu mu? Yok. Nurcu'nun mazotu. Geliyor ama gelirken güzel çalışıyor. Evet, Dima. Sonra arşın bizdeki karşılığı nedir? Kardeşim. Harika. Sonra detaya girmiyorum. Kürsün. Kürs yapıyoruz. Şimdi çekirdeğin ağaçtaki tezahür eden hallerine bakıyoruz değil mi? Evet. Veya ağacın çekirdeği. Ağacın çekirdeğindeki evet. Özellik. Kürs bizdeki karşılığı nedir? Bu biraz... Nefis, şeytan, kürsün. Kürsü biraz açar mısın Hasan abi? Ona gelmedik. İnelim. Çok harika bir yer. Küs küs deyip duruyoruz. Ha. Allah Resulü'nün hadisini söyleyeyim. Ne olduğunu. Diyor ki çöl. Çölü hayal edebiliyor musun? Hayal. Onun içine bir tane yüzük atar mısın? Tamam. Alemi gayba göre dünya çölde atılmış yüzük kadardır. Alemi gayb kürse göre çöle atılmış yüzük kadardır. Arşa göre kürs yani büyüst çöle atılmış bir yüzük kadardır. Böyledir. Öyledir. O kadar acayip bir yer. Alemler hep böyle birbirinden. Birbirine evet. O kadar katlı gidiyor. Şimdi görürseniz yine biz şeytanı koyduk. Abi onu konuşacağız. Şimdi ruhu atlamayalım. Çünkü ruhun dört basında bugün
kanun emri tarafını konuşacağız. Ruh neredeydi abiler? Bu arş-ı azamda, görüyor musunuz? Görün. Ondan sonra şu cebel-i ruh ve alem-i ervahlar hep bu tayine ve burada bulunan alemlerin ana kargasını koyduk. Şimdi dersi bundan sonra başlıyor. Ezan okundu mu? Hayır. Okundu mu? Okumak üzere mi? Bir dakika mı? Öyle bir şey var. Bir o zaman 5-20 dakikada geçiririz. Belki. Evet. Yarım saat geçiririz. 1,5 saat. Yarım saatini alırız. Çünkü iş yapamadık. Şimdi bu ruhun gösterdik. Niçin gösterdik? Bir tazelendik. Birkaç hafta ara verdik. Şimdi ruhun şey nerede bakayım? Yok şurada. Yok yok. Artık şey yapacağız. Bu buraya dersi yapacağız geldik dedik ya. Miçalar hangisi? Şimdi buradan arkadaşlar o ne işlediğimizi şurada bir kargas daha görelim. Nerede? Cemen nerede? Şu. Bakın ruh dört özellikle mahluk olmuş. Konuşmuştuk mahluk değil. Bir zişurdur konuştuk. İki zihayattır konuştuk. Üç vücud harici konuştuk. Bugün kanun emri konuşacağız. Dişa vuruşlarını bir görelim. Ruhun dört özelliği. Bak ruhu ceverdir. Cever. Zihayatı getir. Zişuru getir. Vücud harici getir. Kanun emri getir. Sarmala. Bir glaf latif bir beden misali sar. Bedene koy. Tamam. Şimdi kanun emri. İnşallah onu konuşacağız. Dışarıya çıkarsa kanun emri. Fıtrat insaniyedir. Daha dışarıya çıkarsanız istidatlardır. Daha dışarıya çıkarsak tanımak için. Hani bir hani yaptık ya şurada. Çık dışarıya. Yani. He? Sıfatları yani. Sıfatları evet harika. Sen 3 gün Zeytinburnu'da kaldın sana bu oldu. 3 güne bak bu acayip patlama yaptı. Ya 3 ay kalsa ne olur? O zaman seni indiriyoruz yerine çıkarasana. O yüzden göndermiyoruz oraya. Bak 3 güne. Bak şimdi kanun ev dışarıya çıksın. Fıtrat insaniyedir. Tanımlamak için. Çık dışarıya zaten bir şekilde biraz gözükmüyor ama ben bindirilmiş. İstidatlardır. Dışarıya çık kabiliyetlerdir. Kabiliyetlerden dışarıya çık meyillerdir. Meyillerden dışarıya çık efkar ve tasavvurat insaniyedir. Abi istidatla kabiliyet farklı şey mi? Herkes şöyle misal vereyim. Herkes doktor istidadındadır. Ama herkes doktor olma kabiliyetinde değildir. Herkes alim olma istidadındadır. Ama herkes alim olma kabiliyetinde değildir. Şimdi buna giriyoruz tek tek. Kanun emri işliyoruz. Kanun emri nedir dedik? Fıtrat insaniyedir. İstidatlardır. Dışa çık. Çık dışarıya fıtrat insaniyedir. Çık dışarıya istidatlardır. Çık dışarıya kabiliyetlerdir. Çık dışarıya meyillerdir. Efkar ve tasavvurat insaniyedir. Şimdi bunu çeşitli şeylerle bir görelim. Bu adam kimmiş? Şimdi şuradan bakalım. Bunu ters çevirme şansımız var mı? Yukarıda döndür var abi. Sağdan, sağdan. Sağ dış, gir. Bir daha. Bir daha. Güzel. Şimdi bu aslında site yapılmış zannediyorum da şu ya. Şunu silelim, şunu şurada olması lazım. Şu. Kanun emri değil mi? Gözükmüyor mu? Gözüküyor. O kadar. Kesmiş. Şimdi kanun emri esmaya ilk önce yani tanıyalım, etrafını kazalım. Evvel ismine bakar. Eylem itibariyle alem-i şehadette Davut aleyhisselam ve Adem aleyhisselama bakar. Nur ve sikkedir. Ve Azrail aleyhisselamın alemi gayb ismi gelir. Tamam, tek tek girmiyoruz. Onlara. Mesela kökteki çekirdeğe sikke denilir. Meyveye hatem denilir.
ağacın zahirisine mühür denilir, ağacın batınısına turra denilir. Sikkeyedir. Davut ve Adem Aleyhisselam şeyi. Ondan sonra burayı da işlemiştik. Bak ahir ismine bakıyor. Mikail Aleyhisselam'ı simgeler. Şey, vücudu harici. Topraktır, hatemdir. İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ı. Galiba bu eskide olmuş. Dur buna bakmayın. Şu o sildik mi onu? Yok silmedim. Nerede o? En sağda altta. Sağda. Şurada mı? O, evet. Bu. Buna bu kanun emri. İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın, Azrail Aleyhisselam'ın evvel ismi azamına Sikke ve Nur ismine bakıyor. Dedi ki bunu gelenmiş anlamadık ama kafa taslak dur. Simgesel itibariyle temsil ediyor diyor. Şimdi başka örnek verelim. Zenginlik katmak adına. Eneği görüyor musunuz abi? Eneği görüyorsunuz. Ene içinde ne var? İki tane yapı var. Yapısız yapı. Nut ve mana. Şimdi onu şöyle burada göstermem lazım. Şöyle. Bu ene abiler. Bir de böyle yönü var. Kardeşler burası vacip yönü. Vücut. Mahluk yönü. Tamam. Şimdi elenin iki içinde sistemsiz sistemi var. Bir nur, bir mana. Mana Allah'a bakan yönüdür. Allah'ın nuru semavatı vel ard, vücudu hariciye bakan yönüdür. Allah'ın nuru semavatı vel ard, Allah nuru ve semanın semavatı nurudur. Ne demek biliyor musunuz? Bu su buzun nurudur. Su buzun nurudur. Bir daha. Su buzun nesi ise Allah'ın nuru semavat da böyledir. Allah'ın nuru semavat vel ard. Allah semav arzın nurudur. Su buzun nurudur. Gibi. Veya duman nur ısı ışık odunun nurudur. Buz nedir? Onun sıfatıdır. İşte Allah nuru semavatı ve ard onun dışa vuruş sıfatlarıdır. Eneği bir mana yönü bir mahluk yönü. Şimdi mana nur nur yönün ikisini beraber işleyelim. Buradan şey yapacağız. O vücud harici. Vücud harici dedik ya. Bu vücud harici enenin nur yönünü gösteriyor. Oradan girdik. Yani ruhun dört basından şeyini işlemiyor musunuz? Vücud harici. Vücud harici mahluk yönü. Enenin nur yönüne bakıyor. Ruhun kanun evlisi mana yönüne bakıyor. Şimdi nur yönü bak. Kudrete bakar. Şu mevcudat kudrettir. Kudreti ve irade ilahiye. Şu gözüken şey, şu gözüken kudret değil ha, iradedir. Ortaya çıkmış, tercih edilmiş ha. Ama bunu tutan, bunun yapısı kudretli başka ama göremeyiz kudret. Gördüğümüz şey nedir biliyor musunuz? İradedir. Bu iradedir. Kudret değildir. Hiç kimse arabanın kilosunu görmez. Sıfatını görür. Ha, kudret ile irade ile bu kitab-ı mubindir. Yani enenin nur yönü vücudu hariciye bakar, vücudu hariciye bakar ve dışa vuruşu nurdan, eneden dışarı çık, kudret ve irade. Sonra bu alemi hazır zaman, şu anda var olup yok olan var ya, var olan
ve yok olan kudret şey kitabı mübindir diyebiliriz. Mesela Enne'nin Nur yolu buydu. Mana yolu kadere istinad eder. Kudretin yeri tam tersi kader. Program. Kudret ve irade ilahiye bakarken vücut haricisi ikisi de vücut haricisi de yani vücut harici ruhun hem nuru hem manayı da atmış yani. İkisi de yüklenmiş. Yani kudreti de var, kaderi de var. İlim emri, emri ilahi alıyor. Bu da İmam Mübin'dir. Tamam mı? Zenginlik katmak için başka örnek veriyorum. Vücud harici. Bu ikisi vücud haricidir. Bak, peki ikisinin cemine ne denilir? İmam Mübin, Kitab Mübin cemine ne denilir? Vücud harici. Hayır. Kader. Hayır, kader yukarıdaydı. Bak, kader, kudret yukarıda. İn, in, in. İkisini birleştir. Ne yazarsınız desem? Ha? Lef-i Mahfuz. Çünkü Lef-i Mahfuz'un defteridir bu ikisi. Şimdi şaka diyorsunuz ama üç gün bile işe yaradı. Oldu mu sahip değil mi? Oldu mu? Oldu. Bu oluyor işte. İmam bugün, kitap bugün Lef-i Mahfuz'un defteri değil miydi? Bir tane koyar mısın Murat'ım? Doldur abi, böyle bir meyhaneye göremeyiz. Hakikat sarhoştu. Hakikat meyhane derler ha. Hakikat sarhoştu. Aşk sarhoştu. Geldiler kadehlerini içip gittiler. Dünya meyhanesini bomboş bıraktılar demiş. Bak bir de söyle, bir de yavaş söyle. Ben. Keyif verdi bak. Aşk sarhoşları geldiler. Kadehlerini içip gittiler. Dünya meyhanesini bomboş bıraktılar. Oy. Harika. Dünya meyhanesini. Vay be, ne adam, ne hakikat aşıkıymış ya. Vay be, hakikat aşıkları, hakikat sarmış. Peki, bunu mu yapmıştık? Şimdi bunu hepsini tek tek göstereceğim, ona zenginlik atacak. Sen Esma'yı çok seviyorsun Murat. Esma'yı ne? Ha, bu arada bir not düşeyim de. Astronomi 7 tane dünya gibi yaşanabilir küreyi buldular belki, haberin var. Esma. Duydum. Evet. Esma-i Zatiye dışarıya çıkıyor. Görüyor musunuz oku? Şu oku. Esma-i Fiili olarak geliyor. Sonra kün emrezelisi ile Allah şeyi yaratıyor. Evamiri tekviniyi. Evamiri tekviniyi meculu yaratıyor. Bizdeki evamiri tekvini değil mi? Kainatın evamiri tekvinisi. Bizde evamiri tekvini ne var? Bizdeki evamiri tekvinin içinde ne var biliyor musunuz? Bizdeki. Hadi bakalım. Gerçi beklemiyorum sizden de. Nasıl? Ama bir daha sorabilirim. Bak şimdi. Evamiri tekvini. Evamiri. İstersen bir çay alabilirsin artık. Şey Murat'ın tekviniye. Dışarıya. Evet. 3, 4. Heh. Hadi evameli tekmenin içinde beklemiyorum ama belki olur. Ne olabilir içinde? Dört tane özellik var. Evameli tekmenin içinde. Evet, içi. Tanımak için, adamın içindeki karpuz ilk kez. Ne var içinde? Abi, sure kanun yetme hakikaten. Değil. Bu kainattaki kanuniyetin... Değil abi. Bizdeki evameli tekmenin başka, kainattaki başka da. Evameli tekmeniyenin İçine. İçinde. Sureti kanun. Yok, doktor hatırladım abi. Bak. Meyil. İhtiyak. İhtiyak. İncizap. İhtiyaç. Bir de? İncizap. 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 Bu bizdeki evameli tekniği. Hasan abi, o zaman sayka ve şayka nereye girer? Sayka ve şayka duygudur. Üstad onu 5 tane duyguyu eklemiş. Evet, eklemiş. Sen bahsel kelamın onun için eklemiş. Şimdi bu evamiri tekniği. O dişe vuruşu. Bunların dişe vuruşu. Her şey bundan çıkıyor. Bizim evamiri tekniğimiz. Şimdi bir iştiyak duyuyor. İhtiyaç duyuyor, ortaya çıkıyor ya. Şimdi oraya sevk eden
arkadaki sistem. O zaman sayka ve şayka'nın arkasında mı oluyor? Bunlar arkasında. Bunlar arkasında. Sayka, şayka, sen, basar, kelam, kudret, hayatın arkasında bu. Yani bu ne biliyor musun? Çekirdik. 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 Şimdi bu da dışarıya çıkarken arkadaşlar kabu kavsen olarak çıktı. Kendisi de şeriat-ı fıtriye olarak ortaya çıktı. Biz buna ne diyelim abi? Başlık atalım. Başlık abi, evameli tekvenin içerikleri. Bizdeki. Yaz işte böyle şey yap. Mahluk'ta. Kendine göre anladın yaz. İçerikleri veya içi. Yani içi ya. İçerisindekiler. Tamam. Bu mahluktakiydi değil mi abi? Evet. Mahlukta. Her bir çekirdek evameli tekmini. Program nedir biliyor musunuz? Programına devameli tekminiyedir. Meyli vardır aç olmaya. İhtiyacı vardır. İhtiyacı vardır. O kendi hakikatına incizaba ihtiyacı var. Çekirdeğin programı evameli tekviniyedir. Biz program diyoruz. İlmi tabiri geç programın arkasına evameli tekviniye. Ha? Peki. Devamına da işte sayıka şayıka. Onlar açılıyor. Onlar oraya doğru da böyle. Şey varsa. Çekirdekten ağaca doğru oradan da. Dalı budağı nedir diye evameli tekviniye diye Nur dersinde bir ders var. Belki de 3 tane var. Bunun açılımı var bunlar. Bunlar tek tek ders var. Meyil var. İhtiyaç, ihtiyaç tek tek ders yapıyor saatlerce. Ama dağılır diye girmiyor. Evameli tekmine girdi mi bu var. Ama o tabirlerin içine girmiyoruz. Çünkü kendi güzergahımız belli. Yoksa çıkmış oluruz. Ama evameli tekmenin içeriği hepsinin de içerikleri var. Meyli nasıl tanırsın? İçine girmek. Dışarıdan değil. Şimdi başka bir örnek veriyoruz kanun-ı emrinin içini tanımak adına. Bu örnekleri hepsini bitirince ders bitireceğiz. Ezan okunmuş mu şimdi? Okundu abi. Şimdi Esma-i Fiiliye sen çok merak ediyordun. O evameli tekmini yazıyor kainatı. Kainatın evameli tekminisini yazıyor. O da evameli tekmini de kanunları yazıyor. Kanunlar da şu ruhun vücudu haricisindeki işleyen sistemi biliyorsunuz. Ağacın programı gibi. Kanun bize yakındır. Bakın biraz önce dedim ki size. Kanun biz diyoruz ama arkasındaki adı evameli tekmini. Görüyor musunuz? Esma-i fiiliyle kanun hani diyor ya kanunu idare edecek bir müekkeller olacak. Kanunların dizginini tutacak bir müekkelleri lazım der. 29. sözde. O da melekelerdir diyoruz. O kanunların dizginini tutan meleklerdir. Meleklerin de dizginini tutan evamiri tekvinidir. Evamiri tekvinin dizginini tutan da Esma-i Fiiliye'dir. Esma-i Fiiliye'nin dizginini tutan da Esma-i Hüsna'lardır. Onu da Esma-i İlahiye'dir. Şimdi bunu da geçiyoruz. Şimdi buna geçelim. Bu da çok önemli. Bu niye böyle yaptı? Niye onu göstermiyor? Ne yani? Ben şey yapmak istiyorum. Bir kere tıklasın ama. Göstermiyor üstünü ama. Sadece bir defa tıklasını gösteriyorum. Tamam. Hüviyet-i şahsiye. İnsanın hüviyet-i şahsiye. Kafatasla gidiyoruz. Şimdi alemleri konuşacağız. Temsilcilerini konuşacağız. Lef-i Mahfuz'un temsilcisi Cebrail. Arş-ı Azam'ın temsilcisi Azrail. Kürsün temsilcisi Mikail. Arş'ın temsilcisi İsrafil. Bu nedir biliyor musunuz? Bu.
Bu kainata ustad İslamiyet diyor. Üç, dört tane şey aynıdır. Kitab-ı Kebir-i Kainat, İnsan-ı Ekber, Kur'an-ı Kebir-i Kainat, Kur'an, Büyük Kur'an diyor. Büyük insan diyor, İslamiyet diyor. Tamam mı? Aynı yere diyor. Aynı yer, Büyük Kur'an, Büyük insan, İslamiyet. İşte bu alemlerin temsilcisi ve alemlerin adı cem edilmiş bu İslamiyet'tir. Buradan kullanılmış İslamiyet. O da enenin nur tarafıdır. Bu da madde hayat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Madde hayat-ı Muhammed diye görürseniz ki 110 sözlerde ve 336 lemalarda hayat bahsinde maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Şimdi manevi konuşacağım biraz sonra. Size ben bunları gösteriyorum. Merak ettiğiniz zaman bu videoyu seyredeceksin. Tek tek yazıp düşün. Bu geçen konuşmaları da şey yapacaksın. Şu anda duyup geçtiğini, anlamadığını, en az duyman gerektiğini şey biliyorsun. Maddi olmuyor. Maddi hayat-ı Muhammediye denince lef-i mahfuz şöyle düşün. Arş-ı Azam koy tencereye. Lef-i mahfuz koy tencereye. Arş'ı koy tencereye. Kürsü koy tencere. Karıştır. Onların temsilcisi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Bunların hulasasına maddi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam onun durumundan yaratıldığı için. Şimdi manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam okuyorum. Şu. Mahiyet-i şahsiye. Birincisi neydi? Hüviyet-i şahsiye. Maddi hayat-ı Muhammediye'dir. Mahiyet-i şahsiye ise hüviyet değil. Bak. Abi bu enenin mana yönünü bir de nur yönüne de bakıyor. Aynen. Aa işte bak. Bana bak görüyor musun şey Mücahit? Bak masuma bak. Mana yönü. Yukarısına bak. Nur yönü. Şimdi insanın vicdanında dört tane sistem çalışıyor. Vicdan. İrade. Zihin. Latife-i Rabbani. His. Zihin ne demek? Vicdandaki zihin, dimağımızdaki akla bağlı. Latife-i Rabbaniye ruha bağlı, irade şuura bağlı, his hayata bağlı. Bunun cemi, yani zihin, vicdandakileri. Bak, iman nedir? Altyapısı. Zihini koy tencereye. Latife-i Rabbani'yi koy tencereye, iradeyi koy tencereye, hissi koy tencereye, o dimağdaki karşılığına geçiyorum. Akıl, ruh, şuur ve hayatı koy tencereye, karıştır. İman olur. Bu da enenin mana tarafı. Bu da kainatın manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Ne okuyorduk? Kainatın vücud halecisi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Bir daha ruhun dört hastası vardı. Zihayattır, zişurdur, karnın hep vücud halici. Ruhun vücudu halecisini maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye oluşturuyor. Peki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye nedir denilince iman ve İslamiyet'tir. İman ve İslamiyet yoksa bizim ruhun kanun, vücut haricimiz çökmüş demektir. Peki İslamiyet ve iman nedir? Denince bir tanesi nur, bir tanesi manadır. İçerikleri de bu. Şimdi, İslamiyet ve iman diyorsa o zaman maddi ve manevi hayat derim. Maddi ve manevi hayat Muhammed'e çökmüş o adam. Bu içi boş. Abi orada zihinle akıl yazıyor diyor. He. Bir tarafı imanın, bir tarafı vicdan. Vicdan, evet. Orada mesela dima vicdanı besliyor. Neyle besliyor? Dimadaki marifetullahı vicdanın zihniyle bağlı. Dimadaki izan vicdandaki hisse bağlı. Tamam. Dimadaki iltizam vicdandaki iradeye bağlı. Bir daha alabilir miyiz? Olur. Yazayım abi. Şimdi burayı silsem olur mu abi? Olur. Tamam.
yarım saat geçti mi akşamın? Ama az kaldı. İnşallah bitireceğim çabucak. Vaktin çıkmasına bir saat kalmış. He? Vaktin çıkmasına bir saat. Ha, bir saat değil. Dur. Bak arkadaşlar. Dima'da Dima'da akıl, irtizam, şey, sırayla gidelim, koymuştuk. Şöyle yapalım. Ha. Aşağıda yukarı gidersek akıl, izan, irtizam, itikat. Bu dört tane. Şimdi vicdana karşılıklarını çiziyorum. Yani bu dimadan vicdanı hangi sistemle besliyor? Yani tamam mı? Akıldakiler diman vicdan kalp olmuyor burada değil mi? Vicdan kalbim şüphesi. Şimdi bak, benim vücudum var. Bir ayağım var. Bir ayağım var. Bu kalp de bu vücuduma, bir ayağıma dima de, bir ayağıma vicdan de. Kalpteki masarı, efkarı, fikirler dimada gözükür. Dima şöyle düşün. Elektrik ocağı, orada elektrik gelince ısı gözükür. Klima ve buzdolabında soğukluk gözükür. Ha, kalpteki hissiyatlar vicdanda, kalpteki fikirler dimada tezahür eder. Böyle çalışıyor. Şimdi aklın dimadaki karşılığı nedir? Vicdandaki karşılığı. Evet, vicdandaki karşılığı. Aklın? Zihin. İzanın? His. Harika. İltizamın? İrade. Çok güzel. Çünkü İslamiyet iltizamdır, iman izandır. İman ne demek? İzandır. İman ne demek? 34. sayfada mektubatta doktor. Hakkı kabul ve tasdik. Harika, şükrü. İslamiyet neydi? İltizam. Hakka tarafgirlik. Hakka tarafgirlik. Ve inkiyat. İnkiyat. Teslim. Ha, o zaman İslamiyet eylem olduğu için iltizam, eylemdir bu ibadetullah. Peki itikadın karşılığı? Latife Rabbaniye. Evet. Rabbaniye. Bunların cimini yapıyorum kardeşler. İsmini yazıyorum. Bu nereden çıktı, bu kim? Bu adam. Vicdan. Bu dimağın içeriği, vicdanın içeriği. Karşılaştıkları yer. Karşılaştıkları yer. Aktarımlar oluyor. Buradan da buraya aktarıyor, buradan da bunu aktarıyor. Ne vasıtasıyla? Harika. Ne vasıtasıyla? Yani oklara ne yazacağız? Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Gurur duyuyorum. Vallahi oradan beri gelmiş. Bunu bana soran ilk defa oluyor. Allah şaşırtma bizi hepimiz maşallah. Bunu birbirine bağlayan vahiy değil mi? Hayır doktorum, çok uğraşmıştık. Hadi abi, neydi? Muhakemat 97. Tebahur eden manalar, takatur eden manalar, tebahur etmeyen, takatur etmeyen, ama bu ikisini geçişini yapan bir sistem çalışıyordu bizde. Heva. Heva denilen sistem. Bak. Şimdi kullanıyoruz. Mesela kalpte tebahur eden mana var, çıktı. Tebahur etti. Yani deniz buharlaştı. Havada bulut oldu. Nem var. O nemin hepsi suya iniyor mu? Yere yağmur yağmıyor. Bak, denizin her şeyi buharlaşmıyor.
buharlaşmanın hepsi yağmur olmuyor. Kar oluyor, dolu oluyor, nem oluyor. Ha, denizin hepsi, kalbin her şeyi tebahur etmiyor. Tebahur edenin bulut haline gelmiş takatür denilir. Buhar donarsa takatür şey yapar, bulut olur. Buluttan da takatür iner. Katre katre. İnmeyen de var. Tamam. Peki o ineni, inmeyenleri tefrik edip besleyen, yani kelama dökten, ikisini birleştiren sistem hevadır. Heva alıyor. Dışarıya veriyor. Kelama dönüştürüyor. Buradan buraya toplanıyor. Buradan nereye gidiyor? Bak. Burada toplanıyor. Burada toplanıyor. Kelama mı dökülüyor? Kelama dökülmeden önce nereye gidiyor? Kelam elbise nerede giyiliyor? Kalpte mi? Hayır, kelam nerede dökülüyor? Elbise. Aklı neresinde? Bak mana çıktı. Kelama dönüştüreceğiz. Elbise giyecek. Mana elbise giyecek. Elbise nerede dikiliyor? Tahayyül. Vesves isimli? Tahayyülde. Tahayyülde. Elbise dikiliyor. Dikiliyor kime? Manaya. Ondan sonra elbise demek kelam demektir. Peki kelam neyle çıkıyor dışarıya? Kelam dışarıya çıkacak. Üslupla. Üslup nedir? Konuşma. Kelimeli. Et var. Et var. Hakkı var. Evet. Üslup şu. Dört tanedir. Bak Murat, bu sana lazım abim. Çetin abi. Abilerin abisi. Et var. Ehval. Ak var. Ehval. O iki defa yazdım ben. Akvan. Akvan olacak abi. Akvan. Et var. Ehval. Akvan. Efal. Fiil olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dört şeyi buradan çıkıyor. Evet. Yani şu hareketlerim, mimiklerim, manaya göre vurgulamam, ses tonum küçüktüm veya samimi olup olmadığımı konuşurken gösterdiğim tavırlarım, bazı şeylere surat asıyorum, bazıları gülüyorum, bazıları onaylıyorum, bazıları oynarlar gibi böyle tebessüm ediyorum. Beden değilim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle konuştukları değil, gördüğü hadiselere takındığı tavırlar da hadistir. Resulullah bir şey demedi, tebessüm etti, sükut ikrardır ya. Veya üst çevirmek de reddi ya. Anladınız mı? Hadisin de kaynağı her konuştuğu değil. Hadis, gördüğü hadiselere karşı takındığı her şey. Görüp de karşı çıkmada da sünnet değil canım. He? Görüp de karşı çıkmada da sünnet değil. Evet. Karşı çıkmamış, o da sünnet. Evet. Selam vermiş, selamını almamış. Demişler ki bu iş caiz değildir. Mesela hüküm çıkmış. Evet. Anlamış. O caiz değil. Oradan hüküm çıkarmışlar. Gördük mü abi? O zaman senin bu konuştukların, hareketlerin hepsi dimağ ve vicdana bağlı. Bütünlük de oluyor şu anda. Ha peki sadece, hani elbise kelam dedin ya, kelam demek sadece şey mi, yeterli mi yani kelam? Yok, çıkartamazsın ki zaten. Kelamı... İnsanın mimikleri de kelam. Yani kelam şu, ses tonu akbaldır, kav. Yani kav, söz, kelam değildir söz. Mesela ağzı kullanmadan çıkar hadi. Böyle yaparsın, gel oğlum. Hareket yapmadan konuş hadi. Et var mesela. Hareket yapma, ağzı... Olmuyor işte. Tamam. Şimdi... şu nedir? İlim. Böyle mi yapacağız deseydim? Hemen ilim iki kaynaktan çıkıyor.
bir fiili bir infiali. Bunu görüyor musunuz? Siz ilmi kelamda da derste görürsünüz. İnşa ve haber. Ben hemen şey yapayım size. Çabuk çabuk çünkü sen bana bakar mısınız? Dışarıdan büyük bina, küçük bina, kedi, siyah, köpek, efendim beyazdır, siyahdır, dinsizdir, dindardır, kadındır, erkektir, soğuktur, sıcaktır, her şey. Bunlar nispi. Oradan içeriye aldık abi. Buna emri nispi denilir. Bizi dayattı, emretti, içeriye girdi. Girdi mi abi? İçeride girdi, biz onu kültürümüzde, geleneğimizde, geçmişimizde, ilmimizde, haletimizde, kültürümüzde değiştiriyoruz. Çoğaltıyoruz, azaltıyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz, haldin hale sokuyoruz. Onun adı da emri nispi. İkisinin cemi ilim. İlmin birisinin bir ucu, bir ayağı hariçtir, bir ayağı içtir. Tamam mı abi? Abi bu tabloya niye emri itibarlarını nispi koymadın ki? Nereye? Emri itibarlarını nispi. Ha yani ve çabuk aslında bu, ben neticeyi söyledim de. O zaman şöyle diyeyim. Fikirden harice nikas eder. Fiili, fiile geçerken. Buna inşa denilir. Menşe fikirdir. Bu inşa şeyde, bu kalem eserinde geçer. Kızılcağızda. İnfial ise hariçten fikrine intikal eder. Buna haber denilir. Menşe hariçtir. Yani bak menşe içeridendir şu. Menşe hariçtir. Tamam mı? Yani ben daha sizin kader risalesindeki tabiri daha emrin ismi emri itibari bildiğiniz için buna girdim. Burada bu yani. Hemen bunu da öğrendim. Bu vücut haricilerin şeyi, tanıma adına zenginliktir. Bu irade evamiri tekniği çıkartıyor. İlim emri ilahi çıkartıyor. İradeden evamir tekniğinden kitabı mı bil? İlimden emri ilahiden imamı bil çıkıyor. Bu da kitabı mı bil harz-ı zamana bakar. İmam-ı Mübin geçmiş ve geleceğe bakar. Şu anda var ya, şu an tak oldu, bu şeydir. Kitab-ı Mübin'dir. Ha, oturabilirsem, geç artık. İmam-ı Mübin ise mazi ve müstakbel yani. Mazi ve müstakbeli bir bakar. Yani anda olan her şey Kitab-ı Mübin'dir. Aynı anda İmam-ı Mübin oldu. Tamam. Geçiyoruz. Abi bu örneklerle yavaş yavaş şeceri bir katta aşağı doğru iniyoruz aynı zamanda. Aynen öyle. Nur mana yönden aynı. İniyorum. Örnekler devam ediyor. İniyorum ve zenginlik katsın diye örneğin her çeşidini kullanmaya çalışıyorum. Seçtim size. İnanın 15 günden beri çalıştım. Hangi örneklerle karşılarına çıkacağım buna diye. Tamam. Şimdi şunu da göstereyim daha şaşıracaksınız. Şu. Bu çok acayip bir şey bu. İlim emirdir. İmam-ı Bin'dir biliyorsunuz. Kudret iradedir. Bak aşağı in, ilim hikmet olarak gözükür, kainatta nizam gözükür, kitab-ı mübin ise kudret irade gözükür, mizan olur. Unutmayın, İmam-ı mübin evamiri tekviniyedir, kitab-ı mübin ayat-ı tekviniyedir. Çok orijinal bir tespittir, korkunç bir şey bu. Biz keşke zamanımız olsa, namazımız geçiyor. Bu mizan ve nizam. Ya bir daha. Elma ayettir. Kur'an'dakiler de ayettir. Elmaya ayat-ı tekviniye, Kur'an'daki evamir-i tekviniye. Tekvini ayetler. Elmaya armuta ayat-ı tekviniye, Kur'an'daki bu musaftır. Orada şekillenmiş o surettir. Kur'an'ın suretidir. Kur'an'ın biliyorsunuz sureti var, musaftır. Kanuniyeti var, insandakidir. Hakikati var, lef-i mahfuzdadır. Mahiyeti var, Allah'tadır. Görüyor musun abi? Nasıl oturdu şimdi? Keşke bu şeye gitsem, bir zamanım olsa da, Kur'an'la, bak hemen çabuk anlatayım. Kur'an'la bima, inşaattan kalsa kafanıza, kelam sıfatından gelen Kur'an dimağımızı inşa ediyor. Dimağımız inşa edince dimağımız kalbimizi ihya ediyor. Kalbe iman nuru, iman ziyası giriyor. Nurlanan, imanla nurlanan kalp dimağı nurlandırıyor. Kalple nurlanan dimağı ise
mevcudattaki elma armut denilen ayat-ı tekviniyi okuyor. Ne işe yarıyor? Şimdi iyi dinleyin. Çarpılmayın. Kelam sıfatından gelen kelam ilahi Cebrail ve peygamber lazım. Cebrail ve peygamberle gelen kelam-ı ilahi ile dimağımız inşa oluyor, kalbimiz ihya oluyor ve kalbimize iman ziyası oluyor. Burada karar kıldı, bitti. Kalbimizin ziyası ile dimağımız nurlanıyor. Nurlanan dima peygambersiz, Cebrail'siz kainattaki ayat-ı tekviniyeleri okuyor. Onun için yaslanın dedim. Peygamber yok orada. Cebrail de yok. İlham. Ama onun sayesinde oldu abi yine. He? Ama yine onun sayesinde oldu. Tabi. Ama iki ayetli muhatabız. Kelam sıfatından gelmiş, irade sıfatından gelmiş. Dersim başta dedim ki bu mevcudat, şunlar kalem, iradedir. Kelam sıfatıyla ihya ve inşa ve ihya oluyoruz. İksirleniyoruz, mayalanıyoruz. Sonra dönüyoruz, irade sıfatına gelen kainattaki ayat-ı tekviniyeleri peygambersiz, Cebrail'siz okuyoruz. Abi o okumadan sonra yine kalbe iniyor bu sefer. Tabii tekrar. Aynen tekrar. Ama bu sefer kelam sıfatından ilim sıfatına da geçtin. İsterseniz burada... Abi çok güzel söyledin hepsini de. Şimdi kaldı hepsi söylediklerini de yazmamız lazım. Evet, o zaman ben zaten yarısını yapamadım. Haftaya da bu yarısını nasıl devam edelim? Abi üç tane şey verdin ya, misal verdin ya ilimden. He. Haftaya da oradan başlasak... Tamam, sen hastasın bu ilme. Tebrik ediyorum. O ilimlerde hepinizi göstereyim, ondan sonra ilim neredeydi? Solda abi. Bu mu? Bu değil diye. Aynen, solda abi. Bir yandaki abi. Bir yandaki abi. İki yazan var ya. İlim iki yazıyorum. Bir tane daha sağ yalan. Sağ şu. Ha. Ha. O zaman ben buna burada madem Abdülsamet mi? Değil mi? Evet, Abdülsamet. Evet, tamam kardeş. Orayı bana hatırla. Tamam, oradan sonra şey yapayım. Tek tek biraz daha. Abi şöyle diyebilir miyiz? Mesela devam bir kud tekviniye ile ayat-ı kud. Ayat-ı tekvin evet. Biri Nur Muhammed'i, diğeri Peygamber Efendimiz diyebilir. Yani nur ve mana de. Evamir-i tekviniye, Peygamber'e, Cebrail'e, Kur'an'a ve kelam sıfatına. Şöyle çizeyim. Ondan sonra dersimiz bitmiş olsun. Şöyle diyeyim. Yukarıdan aşağı ineyim. Kelam sıfatından ne geliyor? Kur'an. Buradan şöyle buradan Cebrail Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evamir-i tekviniye diyelim. Tamam. Şimdi bunun ötekisi şurayı yapıyorum. İrade sıfatından böyle biraz tuhaf oluyor ya. Aşağı evet. Devam etsek. Şöyle yapayım. İrade sıfatından ayatı tekminiye oluyor. Burada kitap yok, peygamber yok. Buna
bir akıl çalışıyor olabilir. Buna mana tarafı enenin enenin nur tarafı peygamber yok, Cebrail yok, kitap yok. Kendisi kitap çünkü. Kainat kitabı. Dedik ya, kainat Kur'an-ı Kebir'i kainat, büyük Kur'an, üç tane. İnsan ekber, İslamiyet. Abi irade sıfatından ayet tekniği dedik ya. Yani nur tarafı. Ayet tekniği nasıl okuyoruz? İmanın işler görmesi. O zaman bak bir de yapayım. Çalışmasıyla yani. Bir de yapayım. Çıkarttım. Tamam. Kelam sıfatından Cebrail peygamberle vahyin beş mertebesiyle dima şey yapar. Dima yedi mertebesi var. Vahiy beşe vurmuş. İki tanesi tahayyül ve tasavvur herkesin küçük dünyasıdır. Aşağıda yukarı bakıyorum. Akıl. Ben karga söyleyeyim. Kelam sıfatından Cebrail peygamber dima iksirledi, inşa etti. Vahiye aklı olmayan dinliyor. Bu oldu mu abim? İtikada geldi. İtikat buradadır. Kalbi değil. İtikat da iman değil. İtikat. Şimdi bu itikada gelmiş dima kalbe inerse, amel yaparsa, amele dönüşürse, 142 sözler, itikat amele dönüşürse, kalbi mayalar, kalp ihya olur, iman olur. İman ziya olur. Kalpteki iman ziyadır, nur değil. İman oldu mu abim? Bak şimdi, ayeti tekmele okuyacağım. Bu iman ziyası tekrar geri geliyor. Bunu yapan kelam sıfatıydı. Nereye çıkacağız şimdi? Bunu niye için kelam sıfatı? İman ettikten sonra durmuyor. Bu iman ziyası geriye dönüyor. Dima nurlandırıyor. İnşa. İnşa. Zaten inşaydı. Nurlandırmış mı? Nurlanan dima ile elma, armut, kedi, köpek, deniz, dağ denilen ayat-ı tekviniyeyi peygambersiz, Cebrail'siz okuyor. Tamam, bu böyle yapıyor. Niçin yapıyor? Bunu yapmak için. Böyle yapıyor. Böyle yapmak için. Tamam. Şeyde itikat. Tepede itikattan dediniz. Burada itikat, burada iman. İman burada değil. İman kafada değil der. İtikatlar şey değil. Sözler 142'de diyor ki ehl-i iman, niçin ehl-i iman? İman ettiği gibi yaşadığı için ehl-i iman. Çünkü İslamiyet eylemdir. İnanç değildir. Namaza inanmak değil, namaz kılmak. Peki, ikinci kategori ne diyor? İtikat ettiği gibi yaşamadığı için hapsi edip ebedi. İmansız. Ha, itikat etti. Amel etmese imana dönüşmüyor. Bak, olmuyor. İtikad etti, amel etmese iman. Yani mesela İslamiyet ameldir. Namaz yok. Oruç yok. Abi, oruç yoksa ben ne diyecekler? İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet de olmuyor. Çünkü şey diyor Ustad 172 işareti ceza diyor ki akaidi ve imani hükümleri sabit ve kavi kılmakla melek haline getiren İslamiyettir. Amelu işareteceğiz daha. Amel imandan bir cüz değil ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Olmuyor. Çünkü şu anlarda da diyor ki amali salih imanın ikinci cüzüdür diyor. Biri Müslüman oluyor, biri mümin oluyor. Evet. Müslüman 34 mektubatta mümini gayrimüslim, gayrimüslimi mümin. İkisi de kurtuluşu yoktur. La ilahe illallah dese, Muhammed Resulullah demese olmuyor. İmansız İslamiyet sebebi necat olmadığı evet. Gibi İslamiyet imanlı sebebi necat değildir. Burada kalalım.
Hemen namaza geçelim. Vahir de vahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamu aleyküm.